أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مغني الطلاب 13. درسي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعلم بلكي أن الجزئية جزئي كلمة جزئي لفظ يطلق بالاشتراك اشتراك شكليلة مشتركلك ortaklık üslubuyla itlak edilir. Denilir yani, kullanılır. Alel ma'nel mezkuri, o zikrettiğimiz mana için, bu zikrettiğimiz manada kullanılır. Yani cüz'i denildiği zaman mefhumu iştiraktan men eden, ortaklığı kabul etmeyen mefhum demekti. Yani cüz'i birçok efrad arasında ortak olmayan bir mefhumdur. Bir manası buydu bizim zikrettiğimiz şekliyle. Ve yusemma cüz'iyen hakikiyen, ve buna da hakiki cüz'i denir. Bu gerçek cüz'idir. لِأَنَّ جُزْئِيَّتَهُ, çünkü onun cüz'i olması, بِالنَّظَرِ اِلَى حَقِيقَتِهِ الْمَانِعَةِ مِنَ الشَّرِيكَةِ, çünkü onun cüz'i olması ortaklığa engel olan hakikatine, mahiyetine göredir. Yani onun hakikatine, mahiyetine baktığımızda kararımızı veriyoruz ve bu efrat arasında müşterek değildir diyoruz. وَبِئِزَائِهِ الْكُلِّيُّ الْحَقِيقِيُّ, o zaman onun karşısında hakiki külli vardır. وَبِئِزَائِهِ dedik, burada bir vav eksiktir. O vavı eklersiniz. وَبِئِزَائِهِ الْكُلِّيُّ الْحَقِيقِيُّ, ve onun karşısında hakiki külli vardır. Bu bir manadır. Demek ki cüz'i kelimesi birden fazla manada kullanılabiliyor. İşte onun için de lafz-ı müşterek deniyor. Onun için zaten dedi yutlaku bil iştiraki. Yutlaku bil iştiraki dediği zaman demek ki bu lafızda müşterek manalar vardır. Bu lafız birden fazla manada kullanılıyor. İşte iştirak üslubuyla birden fazla manada kullanılıyor. Onun için dedi yutlaku, yani kullanılıyor. Burada yutlaku, asıl bu kelimenin manası itlak etmek, yani bir lafzı bir mana için kullanmak demektir. Yani o lafzı o mananın üzerine bırakmak, o manada kullanmak, buna itlak denir. Onun için dedi en el cüz'iye yutlaku bil iştiraki, yani iştirak usulüyle bu cüz'i işte bu zikrettiğimiz manada kullanılır. وَعَلَى كُلِّ اَخَسَّ, ve ikinci manası da budur. وَعَلَى كُلِّ اَخَسَّ تَحْتَ اَعَمَّ, her ammın altında, kapsamlının altındaki her has içinde kullanılır. Yani demek ki bir hakiki cüz'i var, bir de hakiki olmayan cüz'i var, nisbi cüz'i var ki biraz sonra bunu zaten söyleyecektir. Hakiki cüz'i gerçekten iştirakı tamamıyla reddeden, ortaklığı tamamıyla reddeden, hiçbir şekilde ortak efradı olmayan, yani tek bir ferdi olan mefhum demektir cüz'i. Bu birinci manasıdır. İkincisi, el cüz'inin ikinci manası da, yani her bir kapsamlı mefhumdan daha has bir mefhum, o amma göre, o kapsamlıya göre cüz'i sayılıyor. Ha işte bu da cüz'iye hakiki değildir. Ne gibi? Kel insani bin nisbeti ilal hayavani. Mesela insan hayavana nispeten cüz'idir. Aslında insanın kendisinin fertleri var.
Zeydün, Amrün, Bekrün, Halidün, Fatime, Hatice falan çoğaltabiliriz. Bütün fertler bu insan kelimesinin altında toplanıyor. Dolayısıyla insan normalde küllidir. Yani hakiki manada küllidir. Fakat hayvana nispeten, hayvana onunla hayvanı yan yana getirdiğimizde hayvana nispeten insan cüz'i oluyor. Niye? Çünkü insan hayvanın bir ferdidir. Evet. Ve yusemma cüz'iyen idafiye. Ve buna idafi cüz'i yani nisbi, nispeten cüz'i deniliyor. لِأَنَّ جُزْئِيَّتَهُ çünkü bunun cüz'i olması bil idafeti ila şeyin ahare başka bir şeye idafeten, başka bir şeye nispeten olmuştur. Ve bi'izaihi o zaman bunun karşısında da el-kulliyul idafiyu idafi kulli, nisbi kulli vardır. Nasıl ki hakiki cüz'inin karşısında hakiki kulli var, nisbi cüz'inin karşısında da nisbi külli vardır. Yani onun karşıtı odur. Evet, bu şekilde yani cüz'inin iki manaya geldiğini bize söyledi. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَقْسِيمِ اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ اِلَى الْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ ne zaman ki musannif ayrıldı, feragha bitirdi. Min taksimil lafzil müfredi, müfred lafzın taksiminden ayrıldı, onu bitirdi. İlel külliyi vel cüz'iyi, müfred lafzı külli ve cüz'iye taksim etmekten elini çekti. Çünkü o meseleyi bitirdi. Ha işte bu külli ve cüz'iye ile müfred lafzı taksim ettikten sonra ibtede'e bil külliyi, bu sefer musannif kullinin açıklamasına başladı. Fakale dedi ki, وَالْلَفْظُ الْمُفْرَدُ müfred lafız el-kulliyu evet, kulli olan müfred lafız اِمَّا ذَاتِيُّنْ ya zatidir, zata aittir وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلُ فِي حَقِيقَةِ جُزْئِيَاتِهِ o da hangisidir? Cüz'iyatının, efradının hakikatine, mahiyetine dahil olandır. Kel hayvani, hayvan gibi bir nisbeti ilel insani vel feresi, insan ve ferese nisbet. Evet, demek ki külli ya zatidir, biraz sonra diyecek ya da aradidir. Kullinin iki kısmı var, ya zati ya aradi. Zati olan hangisidir külliye zati? Külliye zati öyle bir küllidir ki, kendi cüz'iyatının, efradının hakikatine, mahiyetine dahil oluyor. Yani o cüz'iyatı sen tanımladığın zaman, tarif ettiğin zaman onun tarifinde yer alıyor. İşte tarifinde yer alırsa işte o külliye zatidir. Mesela hayvan insana ve ferese nispeten. Yani biz onlara nispeten bunlar mesela insan ve feres ve daha başka şeyler de hayvanın cüz'iyatıdır, efradlarıdır. İnsanı tarif ettiğimiz zaman hayvan insanın tarifinde yer alıyor. Feresi tarif ettiğimiz zaman onun da tarifinde yine yer alıyor. فَاِنَّ الْحَيَوَانَ mesela hayvan كُلِّيُّنْ ذَاتِيُّنْ دَاخِلٌ فِي حَقِقَةِ الْاِنْسَانِ zati bir küllidir. Zata ait bir küllidir. Ve insanın hakikatine dahildir. لِكَوْنِهِ çünkü insan murakkeben minel hayvani ve natıkı. Çünkü insanın tanımı, tarifi budur. Hayvan ve natıktan murakkeptir. İnsanı tanımladığımız zaman ne diyoruz? El insanu hayvanun natıkun diyoruz. Bak işte insanın tarifinde hayvan geçti. Demek ki bak bu hayvan kendi cüz'isinin hakikati, mahiyetine dahil oldu. وَكَذَا aynı şekilde bin nisbeti ile الْفَرَسِ وَالْبَقَرِ وَالْبَغْلِ feras, bakar, bagle de nisbeten yine hayvan budur. Feresi tarif edersek ne deriz? الْفَرَسُ حَيَوَانٌ صَاهِلٌ deriz. Yani kişneyen bir hayvandır deriz. Mesela الْبَقَرُ حَيَوَانٌ يَخُورُ mesela ya da خَائِرٌ deriz. Bu şekilde yani ki hangisini tarif edersek
feresi, bekari, begli insanı hangisini tarif edersek onun tarifinde ki tarif onun mahiyetini bize açıklıyor. O mahiyete dahildir insan. Ve gayriha min el efradil nev'iyyetil mundericeti yani bu zikrettiğimiz feres, bekar, beglin dışındaki cüz'iyatta aynı şekilde min el efradil nev'iyyeti evet hayvanın nev'lerinden olan fertler. Bu fertlerin her birisi bu şekilde o şey hayvan kelimesi onların tarifinde, mahiyetinde yer alıyor. İşte bundan dolayı biz diyoruz bu külliye zatidir. Külliye zati budur işte, bu hayvandır. El-mündericeti eyil müştemiati tahtel hayvani. Yani hayvan kelimesinin manasının kapsamının altında toplanan bütün nev'i fertler bu şekilde o hayvanı kendi tanımında bulunduruyorlar. Yani hayvan onların tanımlarında, onların mahiyetlerinde yer ediniyor ve oraya dahil oluyor. İşte bu külliye zatidir. İ'lem bil ki ennel külliye zatiye, zati külli de aynen cüz'i gibi yani bu lafız yutlaku bil iştiraki ala manayayni. O da iştirak usulüyle iki manaya itlak edilir, iki manada kullanılır. Yani el külliye zatiyu dediğimiz zaman iki manada bunu kullanabiliyoruz. Ehaduhuma onlardan bir tanesi ma yekunu dahilen fi hakikati cüz'iyati. Birisi kendi cüz'iyatının hakikatine dahil olandır. Biraz önce söylediğimiz örnekte olduğu gibi. Ve thanihima ikinci manada ma la yekunu haricen anha. Yani efradının hakikatinden hariç olmayan. Birisi yani dahil olan, birisi hariç olmayan. Ne fark var derseniz, şimdi dahil dışarıdan dahil oluyor. Mesela odur. Dıhul budur. Birisi dışarıdan gelip içeri girer. Bu dahildir. Ama hariç olmayan daha önce içeridedir. Zaten içeridedir. Yani bir dıhul meydana gelmemiş fakat içeridedir. Ha işte bu iki manada külliye zati kullanılıyor. Birisi dahil yani kendi cüz'iyatının efradının mahiyetine dahil olan demektir. İkincisi de mahiyetten hariç olmayan demektir. Mahiyetin dışında olmayan demektir. Evvel muradu mined duhuli hahuna. Burada duhuldan kastımız huvel ma'ne thani. Bu ikinci manadır. Yani biz eğer desek ki yani bu külliye zati hangisidir? Kendi mahiyetinin hakikatine dahil olandır demekle yani kendi efradının, cüz'iyatının hakikatinden hariç olmayan demektir. Bunu niye yaptık? لِيَدْخُلَ نَفْسُ الْمَاهِيَةِ فِي الْكُلِّيِّ ذَاتِ Ta ki mahiyetin kendisi de zati kullinin tanımının içine dahil olsun. Yani ta ki bu mesela o da çünkü o da külliye zatidir. Mahiyetin kendisi de külliye zatidir. Mahiyet nedir? Ki o nev'tir mesela. Yani nev, burada insanı açıkladığımız zaman ne diyoruz? El hayvanun natık diyoruz. Bu insan da bir nev'tir. Şimdi nev mesela o da kendi mahiyetinden hariç değildir. Yani o mahiyetten hariç olsa demek ki o zati olmaktan çıkar. Halbuki o da zatidendir. Nev de o da zati bir küllidir. Bu nev'i de dahil edebilmek için buradaki duhuldan kastımız işte hariç olmayandır. Yani dışarıda olmayan demektir. O şekilde biz açıklıyoruz, mana veriyoruz. Bunu dahil etmek için. Ve in humile alel ma'nel evveli şayet birinci manaya bu duhuldan kastımız birinci mana olursa yani dışarıdan dahil olandır dersek lem yasah ba'de zalike bu tanımdan sonra bu manadan sonra sahih olmaz taksimül külliyi zatiyi o zati külliyi taksim etmek caiz olmaz ilel cinsi ve nev'i vel fasli. Yani külliye zati olan külliyi üç kısma taksim etmemiz caiz olmaz. Hem cins hem nev hem fesle taksimimiz caiz olmaz. Niye? Çünkü fe innen nev'u alel ma'nel evveli. Çünkü birinci manaya göre nev leyse bi zatiyin o zaman
zati değildir. Neden? لِأَنَّهُ تَمَامُ حَقِقَةِ الْجُزْئِيَاتِ Çünkü o cüz'iyatın mahiyetinin tamamıdır. Dahil değildir yani. Dışarıdan dahil olmamıştır. فَيَلْزَمُ مِنْهُ دُخُولُ شَيْءٍ فِي نَفْسِي Eğer biz dahildir dersek, o zaman bir şeyin kendi nefsine duhulu lazım gelir ki وَهُوَ مُحَالٌ Bu da imkansızdır. Ha işte bundan dolayı biz ne yapıyoruz? Biz birinci manayı kastediyoruz, ikinci manayı kastediyoruz. Duhuldan kastımız hariç olmayandır diyoruz. Halbuki mesela külliye zati biz üç kısma ayırıyoruz. Cins, nev, fasıl. İşte bu taksimi yapabilmemiz için bu duhuldan hariç olmayanı kastedeceğiz ki bu mahiyet de yani nev'in kendisi de bu da dahil olsun. Yani bu külliye zatinin tarifinin içinde yer alsın, dışarıda kalmasın. Yoksa biz nev'i o kısımlardan sayamayız ve külliye zati için sadece cins ve fasıl deriz ve o taksimimiz eksik kalır. Bu da yanlış olur. وَاَمَّا بِنَاءً عَلَى الْمَعْنَ الثَّانِ Ama biz ikinci manaya göre gidersek فَيَكُنُ النَّفْسُ الْحَقِيقَةِ دَاخِلَةً فِيهِ O zaman hakikatin kendisi de bu külliye zatiye dahil olur. O taksimatın içinde yer alır. لِأَنَّهُ كَمَا يَسْلُقُ عَلَى جُزْئِيِ الْحَقِيقَةِ الْاَعَمِّ وَالْمُسَاوِي Çünkü لِأَنَّهُ Çünkü bu hakikat كَمَا يَسْلُقُ Nasıl ki sadık olur, şamil olur. عَلَى جُزْئِيِ الْحَقِيقَةِ Hakikatin her iki cüzüne şamildir. الْاَعَمِّ وَالْمُسَاوِي Am ve musavi olan. Am ki mesela diyelim ki el-insanuyu tarif ettiğimizde hayvanın natihun diyoruz ya. Hayvanın amdır. Evet, ham. Hayvan insandan daha kapsamlıdır. Natikun ise insanla musavidir. Yani manası aynı şekildedir. İnsan ile natikun şamil olduğu şeyler, fertler aynı şeylerdir. İşte onun için dedi ki mesela o da hakikatin bir cüzüdür. Hayvan ve natık her ikisi yani şeyin insan hakikatinin birer cüzüdür, iki cüzüdür. Ha işte nasıl ki mesela bu mahiyet her iki cüz'e sadık geliyorsa, yani hayvan ve natıka nasıl ki sadık geliyorsa, daha kapsamlı olana sadık ve musaviye de sadık geliyorsa, yani cinse vel fasle, buradan kastımız, amden kastımız cinstir ki hayvan cinstir mesela insanın tarifinde. Natık da fasıldır, o fasıl da musavi olandır. Ennehuma gayru hariceyni anha mesela o sadık gelir ki bunlar bu cins ile fasıl mesela hayvan ile natık yani nasıl ki buna sadık geliyor bunlar hariç değildir hakikaten hariç değiller doğrudur çünkü dahil olmuşlar hariç değiller kezalike aynı şekilde yasduku ala nefsil hakikati hakikatin kendine de şamildir ki enneha gayru haricetin anha ki kendisinden hariç değildir. Evet, bu da kısacası şunu demek istiyor. Yani nasıl ki mahiyetimiz, hakikatimiz her iki cüz'üne sadıktır ki bunlar mesela hani bunu tarif ettiğimizde yani külliye zati nedir? Külliye zati kendi hakikati yani cüz'iyatının hakikatinden hariç olmayandır dediğimiz zaman tabii hariç olmuyorsa doğrudur. Hayvan hariç değildir. Natık hariç değildir. Yani cins hariç değildir. Fasıl da hariç değildir. Aynı şekilde mahiyetin tamamı da kendisinden hariç değildir. Yani el hayvanın natikunun tamamı da o da hariç değildir. Bu şekilde hariç değildir demekle bunların hepsine kapsamasını sağlamış oluyoruz. Evet, nasıl ki bunlara sadıktır ki bunlar gayri hariçtir. Yani hakikatin iki cüzü olan cins ile fasıl nasıl her ikisi hariç değilse aynı şekilde hakikatin kendisine de şamildir ki o da hakikatten hariç değildir. Hakikat hakikatten hariç değildir. Doğrudur. Ve illa çünkü eğer hakikat hakikatten hariç olursa yelzemu kevnu şey'i gayre nefsiha bir şeyin kendisinden başka bir şey olması gerekir. Ve huve muhal bu da muhaldir. İşte bundan dolayı biz ne yaptık? Biz duhulu bu hariç olmayan da tefsir ettik, açıkladık ki böylece zati küllinin bütün kısımları bir arada bulunsun.
فَاِنْ قُلْتَ eğer desen ki حَقِقَةُ النَّوْعِ عَيْنُ الزَّاتِ Nev'in hakikati zatın kendisidir. Yani nev, o zat bizzat. Mesela el hayvanu natık o insandır. Zatın kendisidir. Fe keyfe yekunu zatiyen nasıl zati olur? Yani zata nispet edebiliriz ki. Ey mensuben ile zati. Yani zati demek zata nispet etmek demektir. Bunu nasıl nispet edebiliriz ki? Ve nisbetu halbuki nisbet تقتضي المغايرة بين المنسوب والمنسوب إليه. Halbuki nisbet ne ister? Mensub ile mensubu ileyhi arasında mugayeret ister. Evet, burada bunlar eksiktir. Kitabınıza bakarsanız alt kısımda onu bulursunuz. Buraya eklersiniz. Böyle düzeltmeniz lazım. Burada bir yanlışlık da vardı, onu düzelttik. Evet, şu şekilde okuyacağız. İbaremiz böyle olacak. وَالنِّسْبَةُ تَقْتَدِ الْمُغَايَرَةَ بَيْنَ الْمَنْسُوبِ وَالْمَنْسُوبِ اِلَيْهِ Ondan sonra da diyeceğiz وَالشَّيْءُ لَا يُغَيْرُ لِنَفْسِهِ Bu şekilde ibaremizi düzelteceğiz. He, manası ise şöyledir. Evet, nasıl olur? Zaten nev'in hakikati zatın kendisidir. Zaten nev zattır. Nasıl zata nispet edeceğiz onu? Halbuki nisbet mugayeret ister. Yani bir şeyi bir şeye nispet edersen o iki şey arasında bir ayrılık olacak ki nispet edeceksin. Mesela bir adama Diyarbakır'ı yöndediğin zaman Diyarbakır ile o insan birbirinden ayrıdır. Birisi insandır, birisi şehirdir. Ha, demek ki zata da bir şeyi nispet edersen o zat olmayacak. Zati, evet. Zata nispettir. O zat ayrıdır, ona nispet edilen şey ayrı olması lazımdır. وَالشَّيْءُ لَا يُغَيْرُ لِنَفْسِهِ Bir şey de kendi nefsine mugayir olmaz. Yani nev'i zata nispet edersen eğer, ki nev zatın kendisidir. Nev'i zata nispet edersen nev ile zatın arasında bir fark olması lazım. Halbuki nev bir zattan ayrı olursa bu sefer nev'in kendi kendine mugayir olması, kendi nefsinden başka bir şey olması gerekir ki bu da muhaldir. Bu nasıl olur diye sorarsan قُلْتُ ben derim cevabında İtlaqu zatiyye aleyhi istilahiyyun. Bu zati kelimesini nev'e itlak etmek, yani nev için zati demek, zati kelimesini nev için kullanmak bu istilahi bir şeydir. Yani mantık istilahına, mantık ulemasının kullandıkları bir istilahtır. لِأَنَّ ذَاتِيَ الْاِصْطِلَاحِيَّ Çünkü istilahi zat, bu da buradan eksiktir bu cümle, bunu da eklersiniz. لِأَنَّ الذَّاتِيَ الْاِصْطِلَاحِيَّ Çünkü istilahi olan zat هُوَ الَّذِي لَيْسَ بِعَرَدِيِّ Yani aradi olmayandır. Yani burada nev için zatidir dediğimiz zaman yani bu nev aradi değildir. Arada ait bir şey değildir. İşte bunun için yani bundan dolayı zati dememiz yeterlidir. Yani zati diyebilmemiz yeterlidir. Yani istilahta budur. Aradi olmasa demek zatidir. Ha, o işte lügatteki kaide kurala göre bir şeyin kendine nispet edilmesi için o iki şeyin arasında mugayeret şarttır falan biz onu düşünmüyoruz. O oradan kat'i nazar ediyoruz ve biz ne yapıyoruz? Biz sadece istilahen biz diyoruz ki aradi olmasa demek ki zatidir. İşte bu şekilde düşündüğümüz için nev için zati diyebiliriz. Ve min hada işte bu anlamdan bu açıklamadan dolayı لَا يَلْزَمُ كَوْنُ شَيْءٍ مَنْسُوبًا اِلَى نَفْسِهِ Bir şeyin kendi nefsine nisbeti mensup olması lazım gelmez ve dolayısıyla bir muhaliyet, bir imkansızlık da söz konusu olmaktan çıkar. Evet, bu şekilde bu dersimizin de sonuna geldik. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Diğer bir derse kadar Allah'a emanet olun. Allah Celle Celaluhu bizi sizi muvaffak eylesin. Bütün kötülüklerden ve hastalıklardan, belalardan muhafaza buyursun.